bir ileri derecesi vardır. Sen nitelikli münafık olur. Ama mesela bir de münafık vardır. Bir de münafıkla geçiş vardır. Kalbinde hastalık olmaz. Hasta, kafası hasta yani. Ama çok benzer münafığa. Fakat dalgalanıyordur yani. Bir münafık olma kararıydı, Müslüman olma kararı veriyordur. Ayette diyor ki, ne sizdendirler ne onlardandırlar. Bocalayıp dururlar. Bir türlü karar veremez. İslam'a da karar veremez. Küfre de karar veremez. Ama o sallanma genellikle kopmayla neticelenir. Çünkü o tip bir sallanmada geriye dönüş nadir olur. Yani o bir nevi komadır. Yani ölüme doğru giden bir komadır. Komadan çıkan nadiren olur. Diriden. Ama çoğu ölümle neticelenir. Yani münafık koması başladığında şahıslarda zaten şeytan tam yardım ettiği için, bir de şeytani insanlar da ona yardım ettiği için. Mesela münafık tinetli birisi varsa, kalbinde hastalık olan, ona kalbinde hastalık olan başka biri yardım ediyor. Onlar birbirini buluyorlar. Allah'ın hikmeti. Mesela kalbinde hastalık olan, kalbinde hastalık olanı buluyor. Kalbinde hastalık olanın hastalığını daha da artırır kalbinde hastalık olan diyelim. Sonra daha vesveselendirir, daha kuşkuya düşürür, kendine güvenini kaybettirir, Allah'a inancını daha da zayıflatır. Ama dikkatlice bakarsanız, kalbinde hastalık olanlar birbirlerine çok iyi ittifak halinde olduklarını görürsünüz. Onlar ayrı bir ahbap grubudur, dost olurlar birbirlerine, çok iyi korur kollarlar. Münafıklar birbirini korur kollar. Ama Müslümanların gözünden kaçan bir şey vardır. Kalbinde hastalık olanların ahbaplığı gözlerinden kaçar Müslümanların. Onun riski görmezler. En tehlikeli şeylerden biri budur. Çünkü kalbinde hastalık olanlar münafık doğumu yaparlar. Yani pislik doğururlar bir süre sonra. Ve sıradan gider. Önce bir tane daha olur, arkadan bir tane daha olur, arkadan bir tane daha olur. Bunlar zaten belli eder kendini bakışıyla, konuşması. Bunlar da genel özellik bir hitaplıktır. Yani organik bir rahatsızlığa bağlı olmayan bitkinlik meydana gelir. Bir hitaplık. Mesela namaz kılmak istemez, oruç tutmak istemez, Allah'ı anmak istemez, Müslümanların toplantısına gelmek istemez, mesela kitap dağıtmak, almak istemez. İlk alametler bunlardır. Yani asosyallik başlar, içine kapanır. Suratta asılma, ayette diyor ki yani yüzünü astı, ekşitti yüzünü diyor. O alametler başlar yani suratta bir kayma ve iticilik, yani nursuzluk yüzüne yayılmaya başlar. Ağlama hissi gelir münafıklık alametlerinin ilk önde hastalık olarak. Yani şahısta böyle bunalıma girme eğilimi, yalnız kalma eğilimi, ağlama eğilimi. Mesela bak münafıklarda bu vardı. Hayır mümin sevinçten şeyden ağlar. Hayır. Yahut mesela çok büyük bir ağrısı olur. Ağrıya dayanamayıp ağlayabilir. Yani rahatlamak için. Allah vermesin. Olabilir o. O ayrıdır. Ama onun dışında böyle bir şey olmaz Müslüman'da. Yakışık alacak bir şey değil. Onun için münafığın kirli doğumuna sebep olacak zemine de çok dikkat etmesi gerekiyor Müslümanların. Yani kalbinde hastalık olanların kümeleşmesine dikkat etmek lazım. Bakın dikkat edin, kalbinde hastalık olanlar mutlaka kümeleşirler. Ve birbirlerine arkadaş olurlar, dost olurlar. Birbirine güvenirler, birbirlerine sırlarını açarlar. Birbirlerinin gitmesini kolaylaştırır onlar. Münafıklığa gitmesini kolaylaştırır. Size gideceğim dedim mi? Tamam der. Mesela ben akşam senin şeyini hazırlarım, paketini hazırlarım falan der. Onun sırrını gizler. Hadi sana güle güle falan der. Veyahut niye gidiyorsun ya der. Çirkin olmak suç mu? İşte aklın zayıf olması suç mu? Dengesiz olması suç mu? O manyak üslupla batırır onu yani iyice. Yani insanlar senden tiksiniyor da olabilir. Pislik biri de olabilirsin. Efendim, dinsizliğinin fark edilmesinden niye korkuyorsun? Falan gibi böyle abuk subuk yani böyle çok manyakça. Onu tamamen körükleyip ondan sonra işte Müslümanlara sevgin yok mu değil de bana hiç sevgin yok mu falan der mesela. Böyle delice bir şeyle onu yavaş yavaş iterek göndertir. Onun için kalbinde hastalık olanlarla ilgili bizim kitabımız yok. Böyle bir çalışmamız da yok. Halbuki bunlar büyük bir güruhtur. Müslümanlar içinde yaşarlar. Müslümana çok benzer. Müslümanlara da çok ciddi bir zarar olmaz ama pasif Müslümandır bunlar. Etkili bunlar, korkaktırlar. Mesela bir sıkıntı durumunda Müslümanların aleyhine konuşur bunlar. Yani Müslümanı korumaz.
kendi çıkarına çatıştığında hemen Müslümana cephe alır. Yani kahpeyle yatkındır. Pasiflikle Müslümanları da pasifize etmeye çalışır. Mesela Allah'ın aldığı yerde uyur. Mesela Kur'an okunurken bir hitap bir görünüm verir ki Müslümanlar Kur'an okumasın. Veya çeker gider. Allah'ın aldığında hemen kaçıyorlar. O daha münafık olağa geçiş olmamış yani. Doğum olmak üzere yani, o kanlı doğum olacak yani, kirli doğum. O aşamasında onun için ilk yani koma aşamasına çok dikkat etmek lazım. Yani zaten kollapsa girdikten sonra dönüşü olmaz. Yani münafıklığını açıkladıktan sonra onun bir daha dönüşü olmaz. Orada zaten tam yıkıma uğramış oluyor. O yıkıma uğramadan kurtarıp geriye adım attırmak mümkün. Ayet diyor ya, şeytan Allah'ın dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti ve çok sıkılmışlardı ve pişman olmuşlardı diyor. Mesela o komadan çıkıştır o. Koma haline çıkmış. Fakat eğer bırakılsa o koma devam edip kolaps olursa ölüme gidebilirdi. Yani o aşamada yardım edilmesi lazım. Mesela diyor ki Allah Tövbe Suresi 38'de ey iman edenler, ne oldu ki size Allah yolunda savaşa kuşanın denildiği zaman? Mesela hadi tebliğ yapalım, hadi İslam'ı anlatalım, hadi kitap dağıtalım, ya sohbet edelim denildiği zaman yerlerinizde, oturduğu yerde ağırlaşıp kaldınız. Külçe gibi. Ayakta duramıyor artık. Yani uyuyacak ama zor ayakta duruyor artık. Bayılacak yani. Sıkıntıdan. Bu bir münafık alameti olduğunu Allah Kur'an'da belirtiyor. Bak, ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz diyor Allah. Ama diyor, ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır. Çünkü hiçbir şey yok burada diyor. Ya boşa hiç heveslenmeyin diyor Allah. Nisa suresi 61'de Cenab-ı Allah diyor ki münafıklara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde, bak, Kur'an'a ve Müslümanların liderine uyun denildiğinde o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. Hiç gelmez, kaçar. Görünmemeye çalışır falan. Bak, kaçabildiklerine kaçtıklarını görürsün. Bak yine Muhammed Suresi 20-21'de kalplerinde hastalık olanların, bak münafık değil bu, o da hasta bu. Üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Yani surat kaymış, çirkinleşmiş, yani nursuz ve bitap pis bakışlarla ölüyor gibi bakıyor. Bak, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Yani bakışlarında ne bir sevgi var, ne bir şevk var, ne bir dikkat var, ne bir iman uyanıklığı var, ne dinle imanla alakalı olduğuna dair bir alamet. Ölmüş artık. Yani şeytana teslim oldu olacak. Oysa onlara evla olan itaat maruf, güzel bir sözdür. Çünkü bunlar hep kötü söz olur. İşte ben zaten bitmişim, mahvolmuşum, şöyle berbatım, şöyle kötüyüm derler. Muhammed Suresi 20-21. Mesela yine Ahzab Suresi 19'da. Şayet korku gelecek olsa, yani çıkarlarına çatışan bir şey, bir haber yahut Müslümanlara yapılan bir saldırı yahut bir münafık atağı olduğunda, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görsün. Yani gözde bir anormallik meydana gelir diyor Allah. Yani bakışları iğrençleşir, itici ve pis, rahatsız edici, karanlık bir bakışa dönür diyor Allah. Baktıklarında bunu görürsün diyor. Korku gidince, yani Müslümanlar galip ve güçlü olduğunu görünce, hayra karşı, çıkara karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dinleriyle eleştirip inciterek karşılaya münasebetsiz, abuk subuk konuşur. Densiz, münasebetsiz konuşmalar yapar. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor Allah. Yani hastalığın sebebi budur diyor. Bak, mucizeyi görüyor musun? İman etmemen nelere mal oluyor? Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yani boşa gidip geliyor. Geliyor, gidiyor, geliyor. Yani boş. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor. Ahzab suresi 19'da Cenab-ı Allah. Tövbe suresi 86-87'de Cenab-ı Allah yine Allah'a iman edin. Onun elçisiyle cihada gayret edin. Yani İslam'ı yaymaya çıkın. İslam'ı anlatın diye bir sure indirildiği zaman, Allah bir hüküm indirdiğinde, onlardan servet sahibi olanlar, yani güç ve imkan sahibi olanlar,
senden izin isteyip bizi bırak, oturanlarla birlikte olalım derdiler. Yani gelmek istemez. Bırak uyuyayım, bırak yatayım, bırak evde kalayım. Yok işte, ama tabii ona bahane bulmaz. Yok sırtım ağrıyor, yok belim ağrıyor, bir şey der yani. Savaştan geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Yani münafıklar nasıl geri kalıyor? Onlar da o stili seçerler diyor Allah. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar. Yani Allah vermesin, şuur artık alınmıştır diyor Allah. O yüzden kavrayıp anlayamazlar. Yani beyinleri kilitlenmiştir, ölmüşlerdir diyor Allah. Dolayısıyla robota döndüğü için kavrayıp anlayamazlar diyor. Çok fazla alameti oluyor. Bir kere onlar da bir gruplaşmaya gidiyorlar. Yani münafıklarda olduğu gibi. Hastalıklı olan adamlarla bağlantı kurabiliyor. Yani normal Müslümanla bağlantı kuramıyor. Mesela imanlı, çalışkan, takva, aklı başına Müslümanlardan haz etmiyor. Böyle dinden taviz veren, İslam'a yatkın olmayan, tembel, bitkin, kaçak, göçek, yalancı, gevşek, lakayt, alakasız, Allah'ı anmayan, şikayetçi, dengesiz tipleri ararlar. Yani onlar önce birliktelikleri olur. Buradan bir kere anlaşılır. İkincisi, olumsuz haber yayma eğilimleri vardır. Yani her şeyin kötü yanını ararlar. Mesela binlerce nimet varsa o bir tane aleyhte bir şey bulursa onu vurgular. Mesela mutlu olacağı 100 delil varsa o bir tane aleyhte anlayamadığı bir şeyi onun üstüne durur. Mesela bütün fiziği güzeldir, kafasında efendim bir şişlik vardır. Yahut kulağında bir eğrilik vardır. Ona kafayı takar. Ya her yerin güzel mi güzel? Ya bırak onu yani, o önemli bir şey değil ki o. Yahut işte mesela ayak parmağı biraz eğri oluyor. Ona kafayı takıyor. Ya bütünden mutlu olmayı bilmiyor. Allah'ın nimetlerini bütünlüğüne değerlendirmeyi bilmiyor. Ve münafıklara imrenme vardır. Münafıkların haberlerini izleme, onları takip etme. Bilinç altında onların galip gelmesini ister. Hastalık olan, kalbinde hastalık olan. Ama onlar feci şekilde ezildiğinde görürse bir sürü tabii gayri ihtiyar Müslümanlara yönelir. Yani daha şey yapar. Yani bu çok önemlidir. Onun için münafığın ezilmesi hayatidir. Çünkü Peygamberimiz zamanında öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıkları çok kudurmuşlardı. Ama kafaları ezilince müminlere Peygamberimizden yana oldular birçoğu. Ama daha önce onlardan yana bayağı adam vardı eğilimle. Çünkü onlar Kur'an'ı değil de hayatın gerçeklerini esas alıyorlardı. Hayatın gerçeklerini esas alan adam da dünyada çok fazladır. Yani o yönde münafığın avantajı oluyor. Yani Kur'an'la olayı değerlendiren insan sayısı azdır. Fakat mantıkla değerlendiren daha çoktur. Allah hastalıklarını artırabiliyor. Yalan çok söyler onlar. Yalana çok yatkın olurlar. Sorumluluk almamak için çok fazla yalan söylerler. Mesela bir yere gelmemek, bir şey yapmamak, bir şeyi halletmemek için yalan onların esası. Mesela Bakara suresi 10'a 10'da Cenab-ı Allah diyor ki onların kalplerinde hastalık vardır. Daha münafık olmamış. Münafık olma aşamasında hasta. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Bak şimdi şifa olmuyor, görüyor musun? Hastalık ileriye doğru gidiyor. Çok nadirdir düzelme. Yani koma var. Oradan kollaps artık yani. Geri dönüş olmayacak hale gelir.